be. Taşına toprağına kurban olduğum güzel memleketim benim. Şu güzelliğe bak. Veli, şu toprağın, şu yeşilin rengine bak. Şu havaya bak be. Haklısın Galip. Şu memlekete nankörlük yapan, sırt çeviren taş olur inşallah. Taş olur, yanar inşallah. Evet, yanar. Çünkü mübarektir toprağı. Ana gibidir. Ürünü bereketlidir. Allah eksikliğini vermesin. Vermez inşallah. Bugünlere şükür bizi vatanımıza kavuşturan Allah'a. Oh be, gözünü sevdiğim memleketimin suyu bile bir başka güzel. Acıktıysan bir yerde durup yemek yiyelim. Acıktım ama hiçbir yerde durmak yok. Kendime ev yemeklerini hazırlıyorum. Mükrüme dünyayı pişirmiştir şimdi. Patlayana kadar yiyeceğim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Almanya'nın ne yemeğinden ne de suyundan hiçbir tat alamadım. Haklısın. Ne suyunda var lezzet ne de yemeğinde. Ben de çok özledim annemin yemeklerini. İşte kasabamız, insanlarımız, bizim olan her şey, evimiz. Gurbet bitti be Veli, el kapısında sürünmek bitti. Bitti Veli, bitti. Mükrime! Mükrime! Kız ben geldim, kocan geldi! Hoş geldin Galip abi! Hoş bulduk, sağ olun. Bizimki yok mu? Evde, çıkar şimdi. Mükrime! Mükrime! Gülüyorum! Geldim! Oh, hoş geldin kocacığım, hoş bulduk karıcığım. Veli, işte karım Mükrime. Merhaba yenge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gel içeri oturalım biraz. Yok, yok. Ya Mükrime, bize yemek hazırla. Öyle açım ki memleketi yesem doymam. Hadi ben gel. Ben gel. Neden? Gitsem daha iyi. Biliyorsun köy gözümde tutuyor. Israr edemem çünkü haklısın. 2 ya da 3 gün içinde dönerim. Sen de o konuştuğumuz işi takip et. Para gerekirse sen harca. Dönüşte hallederiz. Sen merak etme ortak. Hele bir kafan rahatlasın, iş meselesini sonra hallederiz. Şimdilik hoşça kal. Hadi görüşürüz.
Düğünü şenli bol. Güzel köyüm benim. Bir günde benim için şenlenirsin inşallah. Benim düğünüm için çalar bu davullar. İnşallah. Selamun aleyküm. Allah neşenizi daim etsin. Sağ ol Veli abi. Hoş geldin. Hoş geldin Veli abi. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Rahatsız olmayın. Buyur otur, oturun Veli abi. Oturun, oturun. Rahatsız olun. Hoş geldin. Nasılsın amca? Sağ ol. Kimin bu düğün Rüstem amca? Benimin. Allah mesut etsin. Sağ ol. Ümit! Veli! Benim kardeşim be! Allah canını almasın seni! Allah hoş geldin! Nasılsın, iyi misin? İyiyim! Ne oldu? Yaramaz bir durum mu var? Gel şöyle biraz yürüyelim. Arabaya binelim. Hadi. Kız kara kara, kalk oyna, göbek at, yüzün gülsün, sevdiğin gelmiş Veli. Ciddi misin? Tabii, Veli suyun başında abimle konuşuyor. Hani kız, neredeler? O arabayla geldi, suyun başına inmişlerdir, birazdan çıkabilirler. Anlat bakalım, neler oluyor köyde? Çıkar ağzından şu baklayı. Nedir seni bu kadar düşündüren? Şu düğün. Mavracı Selim'in düğünüymüş. Doğru mu? Evet, doğru. Ne oldu? Bir şey mi geçti aranızda? Sevdiğin kızı aldı Veli. Sabırsızlanma, akşama kadar orada kalacak değiller ya, çıkarlar şimdi meydana. Birkaç arkadaş toplandık, gittik. Ayıptır dedik. Arkadaşının sevdiğine göz koymak olmaz dedik. Dinlemedi. Zinnet benim olacak. Bana karşı koyan düşmanımdır, bilesiniz dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. İyi baktın mı? O muydu gerçekten? Delisin sen. Tanımaz mıyım Veli'yi? Bin kişi içinde olsa yine tanırım. O endam, o güzellik kimde var? Öğrenmen gereken bir şey daha var. Biraz felaket habercisi oluyorum ama bağışla, söylemek zorundayım. Annen rahmetli oldu. Son günlerinde çok aradı seni.
gelse bir görsem oğlumu, sonra Allah canımı alsın diyordu. Ölüm Allah'tan ama biraz da şu düğün işi kahretti kadını. Öleceğim merakımdan. Bir çıksa, bir görsem, o dakika Allah canımı alsa gam yemem. Almanya'ya dönecek misin Veli, yoksa temelli mi geldin? Bir hafta iznim var. Niyetim nişan yapıp dönmekti ama her şey alt üst olmuş. Düzeltmem lazım. Nasıl olacak bilemiyorum. Vallahi sevineceğin, ha, ağlıyorsun. Tövbe. Ne var kız, ne ağlıyorsun? Bana sıkamazsın dedi. Ben sıkarım dedim. Tekrar sıkamazsın dedi. Sonra bir tokat attım. Masajla yırttılar adamı. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Veli geldi Almanya'dan. Kahveye oturdum. Sonra da Ümit'le suyun başına doğru gittiler. Kadir gelsene bir dakika. Git takip et, neler yaptığını öğren. Sonra da bir kenara çek, geldiği gibi geri gitsin. Dolaşmasın ayak altında. Emrin olur ağam. Maşallah, arabada ne yakışmış kendilerine. Erkeklik de bozulmuş bu devirde bacım. Eskiden arkadaş arkadaşın sevdiğine göz koymazdı, korurdu. Köyde bunca kız varken bu aşağılık Selim ne diye girdi Zinnetli Veli'nin arasına, anlamıyorum. Benim bildiğim Veli yiğit adamdır. Sevdiğini başkalarına yar etmez. Alır sırtına dağa vurur. Yiğide de sevdiğini almak yaraşır, başını eğmek değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Veli. Hoş bulduk. Nasılsın Hasan amca? Sağ olasın. Buyur bir çay iç. Sağ ol. Sonra uğrar içerim. Eyvallah. Güle güle. Selim ağa hiç iyi etmedi. Veli boş delikanlı değil. Bu düğünü kana bular. Bulamazsa ayıp. İntihar etsin daha iyi. Evet. Benim bildiğim Veli sözlüsünü yedirmez oyte. Bunun anahtarı yok mu? Rahmetli annenden sonra ben kilitledim evi. Badana yaptım, temizlettim. Gelin gelecek diye bahçeye de yapacaktım ama bu düğün olunca vazgeçtim. Boyası biraz şişmiş ama idare eder. Rahmetlinin yatağı. Bazı eşyaları fakir fukaraya dağıttım. Kalanlar bunlar. Saklamak istersin herhalde. Buyur Zeynep. Hoş geldin Veli abi. Hoş bulduk. Maşallah, ne kadar da büyümüş, güzelleşmişsin sen. Abim içeride mi? İçeride. Ümit,
Bakar mısın, Zeynep gelmiş, gel. Ne var kız, ne oldu? Bir dakika gelsene abi. Dinlet bizde, Veli abiye söyle bize gelsin. Tamam, sen git, biz geliyoruz. Hayırdır, ne diyor Zeynep? Hep kötü haber verecek değiliz ya. Bir de güzel haber verelim dedik kardeşimize. Nedir bu güzel haber? Zinnet bize gelmiş. Seni bekliyormuş. Zeynep! Zeynep kız! Aç kapıyı. Buyur Veli abi, hoş geldin. Zinnet odada, seni bekliyor. Kız? Zinnet? Çok direndim. Ama babama laf anlatamadım. Tanrı'ya yalvardım. Dualarım kabul oldu. Geldi. Seni gördüm ya, yeter bana. Allah'ıma şükürler olsun. Ölürüm de senden başkasına yar olmam. Götür beni. Sensiz yapamam. Ağlama Zinnet. Artık hiç ayrılmayacağız. Sen benimsin. Ben yaşadıkça başkası el süremez sana. Canım benim. Zinnet nerede? Zeynep'lere gitti, gelir şimdi. O veli serserisi gelmiş, buralarda dolaşıyor. Niyeti de hiç iyi değil. Zinnet'i bir yere bırakma. Komşuya falan gitmek yok. Evden dışarı çıkarsa senin de ayağını kırarım. Bu düğün harifesinde bela istemiyorum. Neredesin kız? Zeynep'lere gittim. Geç içeri. Evden dışarı adımını atarsan kırarım ayaklarını. Peki. Veli'nin geldiği doğru mu? Doğru. Babana duydun işte. İkinizin de canını okur bilesin. Okursa okusun. Hiçbir şey umurumda değil anne. Bu düğünü istemedim, istemeyeceğim de. Bol şanslar. Konuştun mu? Göremedim. Eve gitmiştir herhalde. Kahveye gelir sanırım. Hah, işte geldi. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Şeyh Muziki onelet yap. Sağ olasın. Sen iyi. De sağ ol. Git konuş. İtiraz edense vur gözünün üstüne. Veli, dışarı gel de seninle bir şey konuşacağım. Ne söyleyeceksen burada söyle. Söyleyeceğim şu. Selim ağa ayak altında fazla dolaşmasın diyor. Almanya'ya geri dönsün. Ona burada ekmek yedirmem diyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Bak Selim, biz seninle iyi arkadaştık. Almanya'ya niçin gittiğimi, dönünce neler yapacağımı da biliyordum. Bile bile niye göz koydun Zinnet'e? Neye güvenerek? Ağababanın parasına mı? Bilirsin ki ben sevdiğimi sonunda ölüm bile olsa başkasına yar etmem. Ben senin sevdiğine göz koymadım ki. O bana göz koydu. Kadın milleti bu, bilirsin. Fazla uzaklaşmaya gelmez. Sarılacak yeni dallar bulurlar. Hem görüyorsun düğünüm var. Fazla asabımı bozma, defol git bu köyden. Bulur. Ne uyuyorsun lan sen? He? Seni yaşatmam ulan bu köyde. Yaşasan bile uşağım olarak yaşarsın. Kimin ne olacağını göstereceğim sana. Düğün erkeklere yapılır. Selim gibi para değil. Niye yaptın bunu Seyfi amca ha, niye? Bana fakirsin, kendini toparla, para sahibi ol, öyle yap düğünü dedin. Ben de para kazanmak için Almanyalara gittim, el kapısına, gurbete. İşte geldim. Düğün yapacak param da var. Beni neden arkamdan vurdun, neden? Zinnet'i seviyorum, benimdir, benim olacak. Bunu kafana koy avşa! Gayretin boşuna. Görüyorsun ki düğün var. Hem köyde kız mı yok? Göster kimi istiyorsan gidip alalım. Dua et ki Zinnet'in babasısın. Ona saygımdan sana elim kalkmıyor. Yoksa dağıtırdım o suratını. Birkaç gün sabredelim. Veli temelli gelmediyse Almanya'ya geri dönecek demektir. Dönmez de bela aramaya devam ederse meseleyi fazla büyütmeden boğazını keser bir çukura atarsınız, kaybolur gider. Kudurmuş itin üstüne gitmek akıl kârı değil. Devir hesap devridir. Değil mi yeğenim? Ha, öyledir. Sağ ol. Farkına vardılar mı? Hayır. Haça, haça, geberdin mi, uyansana lan. Ne oldu? Şu hale bak, Zinnet yok. Yıldızlar ne güzel. Her insanın gökyüzünde bir yıldızı varmış. İnsan ölünce o yıldız da düşermiş. Doğru mu bu? Bilmem. Belki de doğrudur. Dalgın ve düşüncelisin.
sebebini öğrenebilir miyim? Seni ve beni, ikimizi düşünüyorum. Bir hafta iznim var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir hafta değil, bir dakika bile bekleyemem. Nereye gideceksen beni de al. Beni de götür. Hemen şimdi. Bu kabustan kurtar beni. Götüreceğim Zinnet. Ama hemen değil. Hazırlık yapmalıyım. Kasabada bir arkadaşım var. Almanya'dan beraber döndük. O temelli döndü. Evli. Gidip onunla konuşacağım. Almanya'ya gidip dönene kadar seni saklayabilir mi onu soracağım. Çok kalacak mısın Almanya'da? Dönüş işlemlerini yapıp temelli döneceğim. Sözünü ettiğim arkadaşımla beraber bir iş kuracağız. Kasabada, o zaman gurbetten uzak, kötülerden uzak, sıcak bir dünyamız olacak. Kıza göz kulak ol demedim mi sana? Sana ben! Domuzun kızı! Şerefim iki paralık olacak! Şerefim batsın! Allah belanı versin! Komşular! Selim ağa ne derim ben ha ne derim? Aşağılık herif seni! Selim ağanın kapı kulu seni! Rezil! Parayı için kızını sattım ben! Seni seviyorum Zinnet. Biliyorum. Gidelim mi? Geç oldu. Biraz daha kalalım. Bana karşılık verme dedim sana. Elimden yaş öldürürüm. Sus kadın, sus dedim sana. Bırak beni Allah'ın cezası edin. Veli, babam annemi dövüyor. Bu durumda eve giremem. Ben sana geberteceğim. Geberteceğim. Sağ olun. Bırak elimden seni. Bırakın. Bırakın. Geberteyim şunu. Bırakın dedim. Ne yapacağız şimdi? Yürüp gidiyoruz. Selim ağa! Selim ağa! Selim ağa! Ne var lan? Zinnet kaçmış. Ne olmuş ne olmuş? Veli kaçırmış diyorlar. Bekle geliyorum. Tamam abi. Kasabada Almancı galibi kime sorsam bilirler. Onun evine bırakacağım Zinnet'i. Ben de Almanya'ya gidip dönüş işlemlerini yapıp geleceğim. Al şu Almanya'daki telefonum. Gelişmeler hakkında beni haberdar et. Hadi al asmanı. Güle güle. Al asmanladık. Zeynep'e selam söyle. Sağ ol. Hadi üzülme ya. Allah Allah. 50 kere söyledim kıza sahip çık diye. Benim suçum ne? Hadi artık ağlama diyorum. Hadi üzülme canım. Bir kıza sahip çıkamadın. Selim ağa, ne istiyorsun elin garibinden? Gel sen! Ulan
Teker teker gelin lan. Mükrime! Mükrime! Kapıyı aç! Evet, banyodayım! Sen açsana! Oh, hoş geldiniz! İçeri buyurun! Sabah sabah rahatsız ettim, kusura bakma. Olur mu canım, geçin hadi. İşte Zinne. Memnun oldum. Veli hep size anlattı Almanya'da. Haklıymış. Bahsettiği kadar güzelmişsiniz. Rahatınıza bakın. Ben üstümü değiştireyim. Mükrime! Misafirlerimiz var. Geliyorum, geliyorum. Patlama! Tüh! Kalıbınıza, kıyafetinize. Bir kıza sahip çıkamadınız. Utanmadan ne yapalım diye de soruyorlar. İkisini de gördüğünüz yerde öldüreceksiniz. Nerede görülmüş kapımızın kulu elimizden gelinimizi alacak? Biz de boynumuzu büküp gezeceğiz. Bu lekeyi silmeden karınızın yatağına girmeyeceksiniz. Hadi gidin. Bu mıntıkayı terk etmeden onları yakalayın. Rezil herifler. Böyle olmasını istemezdim. Amacım güzel bir düğün yapmaktı. Üzülmen yersiz artık. Sevdiğini kaçırmakla en iyisini yaptın. Onuruna bırakamazdın ya. Evet, bırakamazdım. Yoksa ömür boyu mutsuz olurdum. Haklısın. Adı Selim. Zeki Ağa'nın oğlu Selim Ağa. Kasabada tanıdıkları çoktur. Burada soruşturabilirler beni. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Ben gittikten sonra evi sahipsiz bırakma. Bir koku alırlarsa evi basıp kaçırabilirler Zinnet'i. Sen merak etme. Yabancı kuşlar kanat çırpamaz bizim mahallede. Sana sözünü ettiğim iş yeri az ileride. Orada deniz salyangozlarını ayakta mal ediliyor. Şimdiki sahibi benim çocukluk arkadaşım. 3-4 senede öyle köşe olmuş ki hiç sorma. Burayı devredip çok büyük işler yapacakmış büyük şehirlerde. Hani diyorum, bir konuşsak, her şey hazır. Sonrası malum. Çok değil. 1-2 sene sonra dolar mark milyoneri oluruz be. Allah ısmarladı. Zinnet sana emanet. Güle güle. Gönlünü rahat tut. Bir haftaya kalmaz dönerim. Kendine iyi bak. Kuvvetli ve cesur olmalısın. Senin yaptığın
El alemin kızını kaçırmış, evine getirmiş, alın saklayın diyor. Sen de kabul ediyorsun. Ben çekemem, anlıyor musun? Kimsenin kahrını çekemem. Çok istiyorsan arkadaşının dostuna bir ev tut, gelinceye kadar sakla. Ya da söyle köyüne dönsün. Kaçtı gitti dersin. Hem salağın teki, ağa dururken yamağına kaçmış. Leyla ile Mecnun devri geride kaldı. Ayrıca bu gibiler belli olmaz. Yere bakan yürek yakan cinsinden. Yarın da bir başkasına kaçar, başımıza bela olur. Yol ver gitsin. Elimin ayağımın altında başka kadın istemiyorum, anladın mı? Kestirdiri kırarım çeneni şimdi. Bir hafta sabredemez misin? Bir hafta değil, bir gün sabredemem. Ulan bana bak, kes dedim sana dırdırı, canımı sıkma! Sıkılırsa sıkılsın, çekemem. Çekemem diyorum, anladın mı? Ben çekemem. Yarın göndereceksin bu evden. Göndermezsen ben giderim. Senin de hoşuna gider bu. Puh! Allah belanı versin. Ne biçim kadınsın lan sen? Al şunu ayağına geçir. Hareketlerine ve etrafına dikkat et. Sen de kalk yat artık. Niye kapattın lan televizyonu? Sen kapat dedim mi? Çık odadan! Bu saygısızlığın, bu lanetin sebebi ne ha? Sebebi senin alçaklığın. Akşama kadar gözünü ayırmıyorsun ondan. Arkadaşının sevgilisiymiş. Fırsat bulsan bir saniye durmaz koynusun. Sus dedim lan, sus! Konuşma, gebertirim seni! Ulan sesin bütün mahallede duyuluyor. Ne arsız kadınsın lan sen, rezil ettin bizi! Allah kahretsin seni! Allah belanı versin! Yarın gidiyorum bu evden. Ne halim varsa gör. Aşağılık, aşağılık rezil. Thank you.
Görsek söylerdik Selim Ağa. Seni sever, babanı da çok sayarız. Bilirsin Veli asi bir delikanlıdır. Rahmetli babası da öyleydi. Zeki Ağa'ya az mı baş kaldırdı? Meydanı o kadar boş bırakmasaydınız keşke. Kızın babasına güvendik. Yoksa boş bırakır mıydık? Muhtar amca, bir şey duyarsanız haberimiz olur herhalde. Olmaz mı Selim Ağa? Sen merak etme. Hadi eyvallah. Selim ve adamları Veli'nin peşine düştüler. Zeki Ağa ikisini de gördüğünüz yerde öldürün demiş. Gömleğimi, pantolonumu hemen getir. Selam Selim Ağa. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Oturun da bir çay söyleyeyim size. Çaya gerek yok. İşimiz acele, gideceğiz. Hayırdır? Bizim köyden Veli'yi gördün mü buralarda? Hangi Veli? Hani o Almanya'ya giden Veli. Ha, tanıdım tanıdım. Almanya'dan döndü mü ki? Döndü ya. Düğünümüzün içine etti. Başımızı belaya soktu. Hele ben size bir çay söyleyeyim. Galip, bir adam gelmiş, seni soruyor. Hadi bana müsaade. Güle güle, buyurun. Almancı Galip, sen misin? Evet, benim. Ben Veli'nin arkadaşıyım, Zinnet'i ziyarete geldim. Hoş gelmişsin. Geç içeri, oturalım. Zinnet! Zinnet! Bak, köyden misafirin gelmiş. Ümit abi. Canım. Veli ne zaman dönecek? Birkaç güne kadar döner. Ben sandalye getireyim. ne var ne yok kız? Götürmeye kalkarsa mani olma, rezalet çıkar. Götür beni Ümit abi. Burada kalmak istemiyorum. Neden? Buyurun. Buyurun buyurun. Mükrime, bize çay yap. Burada rahat değil misin? Değilim abi. Galip abi iyi bir adam ama karısı benden rahatsız. Benim yüzümden huzurları kaçtı. Ne münasebet. Sen karımı aldırma. Veli gelinceye kadar benim misafirimsin. Bana emanetsin. Bir yere bırakmam seni. Sağ olun. Ama artık sizde kalamam. Ümit abi beni götürecek bir yer bulur. Benim bir bağ evim var. İstersen seni oraya götüreyim. Bu mevsimde en güvenli yer orası. Tek başıma ne yaparım ben orada? Zeynep'i getir. Çok özlediğini söylemişti. Beraber kalırsınız orada. İyi. Biz bir an evvel gidelim. Sen de köye git, Zeynep'i getir Ümit abi. Tamam. Ne tarafta bu bağ evi? Kemerköy yakınındaki tarihi eserlerin bulunduğu Rüzgarlı Tepe. Ha tamam, bildim. Halas maladık usta. Güle güle bey. Bugün kasabadayım. Çerçi Süleyman'ın evinde. Bir haber alırsan bana ulaştır. Başım üstüne ağam. Selametle. İşte oradaki ev. Manzarası çok güzeldir. Yazın havasına doyulmaz.
Ne oldu abi? Gördün mü onları? Hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Zinnet'in yanına. Şu cebimden anahtarı alıver. Suyu akıyor. Elektriği tamam. Yatak da var. Biraz temizledi mi saray gibi olur. Ben bir bakayım mutfakta neler var. Ne istersen var mutfakta. Kap, kacak. Kuru soğan bile var. Harika. Şarap da var burada. Hem de yıllanmış şarap. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunlar mutlaka zinnete gidiyorlardır. Eğer doğruysa Selim'den iyi bahşiş alırım. Al. Bir yudum iç. Rahatlarsın. Sağ ol abi. Ben içmem. Ben içtiğince içeceksin. Yoksa kızarım. İçmesem abi. Bak bu şarap başka şarap çünkü. Aç bakayım altını. Aç 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 aç. Aç ulan! Gel. Gel buraya. Yapma gel. Abi. Başlatma. Başlatma lan abinden. Geç buraya. Yalvarırım. Az kaldı. Şu tepeyi de açtık mı tamam. Şey söyle. Konuşsana lan! Dilini mi yuttun? Ben ne yapacağım şimdi?
Ne diyeceğim Veli'ye? Nasıl yaptım lan ben? Nasıl yaptım? Yalvarırım, nasıl yaptım? Hadi konuş, bir şey söyle. Küfret. Bağır. Hakaret et. Bir şeyler söyle. Yalvarırım, bir şeyler söyle. Bu sözünü ettiğiniz hasta olduğunu daha açık anlatabilir misiniz? Yatmak istemedi. Sarhoştum. Zor kullandım. İlişkiden sonra dili tutuldu. Konuşmuyor. Dediğiniz gibi ise şok geçiriyor. Tedavi için buraya getirmeniz gerekir. Peki. Sağ olun. Zinnet bacı. Zinnet. Ne yapacağız? Hastaneye götürelim. Götürsem mi? İyi olur mu? Ya olmazsa? Hayır, olmaz. Karım derim doktora. Tecavüz ettiğim anlaşılır. Hapse atarlar beni. Veli de ayrı bir dert. En iyisi öldürmek. Öldürüp onu bir yere atmak. Selim Ağa'ya haber versem daha iyi olur. Veli Almanya'ya gidince üşüttü, böyle oldu derim. Ya Veli? Veli de ayrı bir dert. Veli'ye sonra bir formül bulurum. Önce şu Selim Ağa'yı bulmak en iyisi. Merhaba. Aa, merhaba, buyurun. Kemer köyünden kimse var mı buralarda? Şimdilik kimseler yok. Kimi aradığını söylersen yardımcı olabilirim belki. Selim Ağa'yı arıyorum. Onunla özel bir işim var. Ha, bu sabah buradaydı. Önemliyse bir haber gönderebilirim. Evet, önemli. Veli'nin arkadaşı Galip, Almancı Galip, özel bir mesele için seni arıyor dersin. Veli'nin arkadaşı mı? Evet. Peki nereye gelsin? Ben tekrar uğrayacağım. Erken gelirse beklesin. Tamam.
Durumu nedir doktor bey? Dövülüp tecavüz edilmiş. Bu nedenle şok geçiriyor. Uzun bir tedavi gerektirir. İnsan karısına böyle davranır mı? Bu ne vahşet? Ne karısı doktor bey? Sizden önce kocası geldi. Sarhoştum dedi. İstemeyince zora başvurmuş. Durumu hakkında bilgi istedi. Ben de buraya getirin dedim. Gitti. Kaçmıştır mutlaka. Siz nesi oluyorsunuz? Aynı köylüyüz. Komşumuz olur. Polise bildirin, cezasını çeksin. Böyle kocalık olur mu? Sami ile Ali Rıza uğradı mı? Uğramadılar. Merhaba. İşte seni arayan arkadaş bu Selim ağa. Merhaba. Özel görüşebilir miyiz? Tabii. Benim bir yazdığım var, orada saklanıyorlardı. Veli Almanya'ya gidince kadın üşüttü. Konuşmuyor, yemiyor, içmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Düşündüm, aklıma sen geldin. Alın götürün başımda. Veli'nin de ne hali varsa görsün. Ben uğraşamam. Yarın öbür gün başına bir şey gelirse benden bilirler. Hadi bin arabaya. Nerede? Kaçmıştır. Fazla uzağa gidemez. Elimizi çabuk tutarsak buluruz. Hadi gidelim. Hadi yürü. Veli'nin bir arkadaşı geldi. Adı Ümit. Zinnet'in burada olduğunu söylemiştim. Köye gidip kız kardeşini yanına getirecekti. Belki onlar götürdü. Galip evde mi? Yok evde. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır Hamdi? Senin ne işin var burada? Hayırdır tabii. Selim ağa nerede? Biraz sonra gelir. Ne oldu ki? Yürü gidiyoruz. Zinnet'i gördüm. Nerede gördün? Ümit, bacısı Zeynep'le beraber bir otele yerleştiler. Hı? Zinnet'in durumu iyi değildi. Ümit sırtında taşıyordu onu. Önce hastaneye götürdü, sonra otele. Yürüyün gidelim. Neler oluyor ya? Ben buradayım, ben köye gidiyorum. Bir haber alırsan bana ulaştır, tamam mı? Tamam. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl yaptım bu işi, nasıl? Doktor dövülmüş ve tecavüz edilmiş dedi. Aldım otele yerleştirdim. Galibi aradım bulamadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Zinnet'in durumu çok kötü. Yanımdan ayrılma, ben ilk uçakla geleceğim. Tamam Veli. Biz Ayçi Otel'deyiz.
gördünüz mü? Bakın millet sizler geliyor. Görüyorsunuz. Bu yalnız benim değil, köyün de namusudur. Yiğit dediğiniz velinin yaptığına bakın. Bu mu yiğitlik? Yarın gelecek, sevdiğimi aldın diyecek. Ben elimi onun pis kanına bulaştırmayacağım. Size havale edeceğim. Bu halde bir kız eve gelin alınamaz. Ama ben bir kere namusum demişim. Onu sokakta bırakamam. Çağırın davulu zurnayı çalsın. Düğünüm başlasın. Bu gece Selim Ağa'nın gecesi olacak. Hoş geldin Veli. Düşerme. Nereye? Gidince görürsün. Üstümü değiştireyim. Böyle de olur. Yürü. Yürü. Ağzını bıçak açmıyor, dilini mi yuttu nedir? Çok seviyordu Veli'yi, bırakıp gidince böyle oldu herhalde. Bana kalırsa başına bir iş gelmiş olabilir bu kızın.
Konuşsaydı her şey anlaşılırdı ama konuşmuyor. Yapma Veli. Bak bana inan. Ben yapmadım diyorum. Nasıl yaparım? Biz ikimiz arkadaş değil miyiz? Nasıl ona el sürebilirim? Bak sana yalan söylemişler. Hep iftira. O kadar iftira atıyorlar ki. İnanma Veli. Veli! Ama elim ağırdır. Dedi dururum. Dedim git lan oğlum durma. Dedi dursam ne olur? Bir tane vurdum, bayıldı. Masajla yıktılar. Hadi için, düğünde miyiz, cenazede mi? Bir tane içtiniz, yamuldunuz. Hadi için, için bakalım. Dışarıda söylesenize ne oluyor? Gelin kaçmış denize doğru gidiyormuş. Ne diyorsun sen ya? Ne diyor bu herif ya? Söylesenize.
adına erdi. Sevdiğine kavuştu. Şimdi onlar için çalın, oynayın.